Ben İskele olarak bu hafta güneşin en güzel doğduğu ve en güzel battığı yerde Dipkarpaz'dayız. Dipkarpaz'da bir günün nasıl geçtiğini ve bölgedeki sorunları sizler için aktarmaya çalışacağız. İki farklı kültürün, Rumlar ve Türklerin yaşadığı Dipkarpaz'da hemen arkamda gördüğünüz gibi kilise ve cami yan yana ve şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşanmadı. Erenköy Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı bizlerle birlikte. Şimdi Karpaz'da yaşamı konuşuyoruz. Çok fazla aktivitelerin pek olmadığı bir bölge. Siz neler söylemek istersiniz? Tabii şimdi merkezden uzak olunca aktiviteler de düşüyor ama doğasıyla, tabiatıyla, kültürüyle gerçekten çok değerli bir bölge Dipkarpaz. Şimdi burada faaliyet olarak, sosyal etkinlik olarak çok bir şeyimiz yok. Gençlerimize işte spor alışkanlığını aşılamaya çalışıyoruz. Futbol takımımız var. O şekilde spor yapıyor gençlerimiz. Erkekler kahveye gidiyor. Kadınlar tabii burada herhangi bir faaliyette bulunamıyorlar maalesef şu an. Sadece şunu yapabildik. Kadınların kurmuş olduğu bir birlik var burada. Çatım çatısı altında. Onlara biz belediyenin bünyesindeki dükkanlardan birini verdik. Hem satış yapabilsinler, hem kendilerini tanıtabilsinler, hem kendilerini ifade edebilsinler. Tabii bunların bir de mutfak kısmı var, arka planı var, üretim kısmı var. Kadınlarımız da bu şekilde bir araya geliyorlar burada. Ama önümüzdeki günlerde onlar için güzel projelerimiz olacak. Onları bir araya getirmek, etkinlikler düzenlemek ve onların da kaynaşmasını sağlamak, sosyal aktivitelerini yapabilmelerini sağlamak bizim için de çok iyi olacak. Bugün özellikle Karpaz bölgesini konuşuyoruz. Özellikle turizmde, eko ve akroturizmde öne çıkan bir bölge. Pansiyonculuk giderek yayılmaya başlıyor. Daha da yaygınlaştırılması için neler yapılabilir? Siz bölgenin turizm potansiyelini nerede görüyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelecekteki turizm merkezi, ben size söyleyeyim, Karpaz bölgesidir. Yani bu nettir. Niye? Doğası bozulmuş değil, tabiatı gerçekten çok güzel. Birçok farklı kültürün bir arada yaşadığı ve birbirlerinden etkileştiği bir ortamdayız. Dolayısıyla şu an bile bütün adanın cazibe merkezi. Ama tabii şimdi imkansızlıklar çerçevesinde nedir bu imkansızlık dediğim? Siz Lefkoşa'da oturuyorsunuz, dediniz ki ben gideyim hafta sonu Karpaz'ı bir gezeyim. Bu doğasından, kültüründen faydalanayım. Geldiğinizde ne oluyor? Geliyorsunuz, o yorgunluğun üstüne geri dönmek zorunda kalıyorsunuz. Niye? Konaklayacak yer bulamıyorsunuz. Özellikle hafta sonları ve bayramlarda full dolu olduğunu biz biliyoruz. Aynen öyle. Tabii şimdi bunun birçok sebebi var. Birincisi turizmin, Turizm Bakanlığı'nın özellikle odak noktası olması gerekiyor ki burada yapacağı katkılarla bu bölgedeki insanları teşvik ederek onları turizme kazandırması lazım. Bu sayede hem buradaki gelirler artmış olacak, hem gençlerimiz istihdam kapısı bulmuş olacak ve bölgeye tutunacaklar. Eğer biz bunu yapamazsak zaten bölgedeki gençler, ki şu an belki de dörtte bir gencimiz maalesef bölgeden uzakta çalışıyorlar, bölgeden kaçıyorlar. Biz böyle yaparsak aynı zamanda onları da burada tutmuş olacağız. Bir ülkenin, ülke açısından da baktığımızda bir ekonomik değer kazandırmış olacağız. Fakat bir de şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Karpaz deyince hemen aklımıza özel çevre koruma bölgeleri geliyor, emirnameler geliyor, sit alanları geliyor. Bir de bakıyorsunuz ki günün sonunda buradaki insanlara yaşam alanı bayağı daralmış oluyor. Şimdi bilimsel açıdan bakmak lazım olaya, popülist açıdan değil. Yani çevre örgütleri, evet, bazı arkadaşlarla konuşuyoruz, çok bilimsel yaklaşıyorlar ama bazıları da çok popülist yaklaşıyorlar. Yani bir noktaya dokunmamak değil, doğru dokunmak önemli olan bu. Ama bazı arkadaşlar, çevreci arkadaşlar diyor ki hiç dokunmayın.
Böyle bir şey dünyada yok zaten. İnsanoğlunun yaşadığı her yerde önemli olan doğru dokunuşlarla doğruya götürebilmektir. İnsan hayatına dokunulması gerekir. Aslında en önemli çevre de önemli ama insan yaşantısının, insan hayatının ve kaliteli yaşamasının ön planda olması gerekir. Şimdi Karpaz sorunu dediğimizde ilk aklımıza gelenlerden bir tanesi yol sorunu. 74'ten beri devam eden bir sorun. Özellikle Blue Sea Otel'den Manastır'a kadar olan yol. Uzun yıllardır yapılamamasının nedeni nedir? Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz yıl 2014'tü yanlış hatırlamıyorsam, orada bir yol çalışmasına başlandı. Bütün çevre örgütleri geldi, çevre katliamı yapıyorsunuz diye yol durdurdular hatırlıyorsanız. O günden bugüne de o yola dokunulmadı. Sadece bir yamalama çalışması yapıldı ama yol gerçekten kötü, gidenler biliyordur. Ben bugünkü hükümetle de sürekli istişare içerisindeyiz. O yolun yapılacağı noktasında hemfikiriz. Tabii burada şimdi en büyük sıkıntımız ne oluyor? Yol yaparken bir altyapı malzemesine ihtiyacınız var. Bu altyapı malzemesi nereden taşınacak? Nereden gelecek? Şimdi Dipkarpaz köyünden aşağıdan bir yerden taşırsanız kamyonlar sürekli köyün içerisinden geçecek. Hem trafik açısından büyük sıkıntı, hem de hayati konulara sebebiyet verebilecek bir durum ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu bölgede en uygun nokta neresiyse oradan altyapının alınıp bu yolun bir an önce bitirilmesi lazım. Ki biliyorsunuz Apostolos Andreas Manastırı, ki bütün adaya gelen turistlerin %95'inin uğradığı bir nokta ve biz bu yoldan geçirerek o insanlara maalesef çok güzel şeyler sunmuyoruz. Pansiyonculuk da bölgede öne çıktığını söylemiştik. Belediyenin pansiyonculuğa katkısı ne yönde olur? Sizin pansiyonculukla ilgili yeni bir projeniz var mı? Şimdi bakın, mesela bizim belediye olarak da ahşap evlerimiz var. Ekoturizm çerçevesinde gayet doğal bir ortamda, kuş seslerinin içerisinde kafanızı dinleyebileceğiniz, huzur bulacağınız bir ortam. Bunun gibi Dipkarpaz'da özel şahısların kendilerinin yapmış olduğu pansiyon tarzı yapılanmalar var. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. İllaki bir tesis yapmak değil. Bu Dipkarpaz'da yaşayan her insanın bir odası dahi olsa bunu gelen misafirlerimize sunabilmesi çok önemli. Dünyanın her yerinde bu kültür var. Dipkarpaz'da da tek tük var ama biz daha henüz bunu yerleştirebilmiş değiliz. Önemli olan misafirleri kendi evinizde de ağırlayabilmektir. Bir odası bir odası, iki odası iki odası, hiç önemli değil. Ve inanın ki insanlar buna aç. Gelen insanlar da bu şekilde konaklamak istiyorlar zaten. Yani 5 yıldızlı otel istemiyorlar. Buranın kültürüyle tanışmak istiyorlar. Buranın yemek kültürü, doğası, tabiatı, imari yapısı, yani her şeyiyle birlikte burayı yaşamak istiyor insanlar. Hatta bazı insanlar burada bazı şeyleri ekip o ürünü görmek istiyor. Dağıtım noktasında herhalde biraz sıkıntı yaşanıyor. Tek bir elden yapılsa ilgili bakanlık ya da belediye bu noktada dahil olabilir mi? Sizin görüşleriniz? Şimdi tabii herkes kendi tanıtımını kendisi yaptığı zaman çok büyük bir etki yaratmıyor. Peki. Ama tek elden olursa, dediğiniz gibi bir paket turizmi şeklinde Karpaz bölgesi tanıtılırsa en doğrusu bu olacaktır. Ve bunu da Turizm Bakanlığı'nın üstlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Ben Sayın Bakan'la da bunları birkaç kere konuştuk. Yani görüş alışverişinde bulunduk. O da olumlu bakıyor. Ama tabii ne zaman bu hayata geçer? Çünkü teknik bazı konularda var, onların da aşılması gerekiyor. Ha, biz belediye olarak da her zaman onların yanındayız. Tanıtım konusunda da. Ne isterlerse de oturup birlikte konuşup yapmak en uygun olur diye düşünüyorum ben. Karpaz Milli Park, birçok dünyanın birçok yerinde milli parklara giriş belli bir ücret karşılığında. Karpaz'da bunun bir dönem yapıldığını biliyoruz, büyük bir tepkilere neden oldu. Tekrardan yapılması söz konusu mu? Eşeklerin tarlalara da zarar verdiğini biliyoruz. Bunu en aza indirmek için neler yapılabilir? Bunlardan da biraz bahsedelim istiyorum ben. Şimdi milli park dünyanın her yerinde ücretlidir. Ücretsiz değildir. Ben 2014 yılında Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yaptığım dönemde de aynı şeyi düşündük. Biz o zaman ne düşünmüştük? İşte eşekler dışarıdaydı. Dediğiniz gibi insanların ekinlerine zarar veriyor. Yollara çıkıyorlar, trafik kazalarına sebebiyet veriyorlar. Biz bunları bir alana toparlayıp, çünkü o da bir değerdir bizim için, bölgemiz için. Yani o da bir sembolleşmiş bir şeydir. Dolayısıyla biz o dönem ne yaptık? Dedik ki bir bariyer çekelim o alana, eşek sayısını belirleyelim, orada yaşayabilecek popülasyonu belirleyelim ve bunları insanlardan soyutlayalım. Nasıl soyutlayalım? Yani trafikte olmasın bunlar.
insanların ektikleri arazilerin içerisinde olmasın bunlar. Doğal yaşamları orada olsun. Maalesef biz bariyerleri çektik ama arkası gelmedi. O üç ayaklı bir projeydi. İkinci ayağı bu işin bariyerler olduktan sonra yönetim kadrosunun şemasının oluşmasıydı. Bunun için bir döner sermayenin oluşturulmasıydı. İşte o zaman milli parka giriş ücretli olacaktı. Ama ücretli olacak ama insanlar da neye bunu ödediğini bilmek durumundaydı. Biz broşürlerle bunu anlatacaktık. O alanın içerisi ekilip biçilecekti, veterineri olacaktı, işçisi olacaktı. İki tane kuş gözlem kulesi düşünüyorduk. Oradaki göletin etrafına hem hayvan severler, doğa severler, hem eşekleri görmek isteyenler bölgeye geleceklerdi. Piknik alanlarımız olacaktı, çay bahçelerimiz olacaktı. Ama maalesef bunlar sadece bariyerler konduktan sonra olay bitti. Öyle kaldı. Ha şimdi tekrardan biz bunu gündeme getirdik. Bir de şu var. Şimdi diyoruz ya hani çevreciler eşeklere bir de ellemeyin, dokanmayın diyoruz. Hür eşek bunlar. Tamam güzel de bu eşekler de doğaya zarar veriyor. Yani buranın doğal yapısına eşekler çoğaldıkça zarar veriyorlar. Popülasyon hakkında bir bilgimiz var mı? Toplam an, kaç sayıya ulaştı? Elimizde öyle bilimsel bir veri var mı yoksa yine tahmini bir veri? Tahmini, bilimsel değil. Çünkü bilimsel olması için her bir eşeği yakalayıp bir numara vermek zorundasınız. Tahmini olarak 2500 civarı eşeğimiz var. Ve bunlar eğer bir şekilde önlem alınmazsa bunların sayısı 3000, 5000, 7000, 10000 diye gidecek. Yakında Magosa'ya ulaşırlar. Böyle kalırsa sonra Meserya ovalarında dolaşmaya başlarlar. Çünkü bu eşekler ürüyor. Yani bir şekilde kontrol altına alabilmek lazım. Popülasyonu dengede tutabilmek lazım. Önemli olan onları koruyabilmek. Ama korumak demek başıboş bırakmak demek değildir. Çünkü biliyorsunuz eşekler vahşi hayvanlar değildir. Onlar evcil hayvanlardır. Nasıl ki biz köpeği besliyoruz kendimiz evimizde. Eğer o köpeği ovaya bırakırsak, dışarıya bırakırsak, zaman içerisinde vahşileşiyor ve kuzulara saldırıyorsa, eşekler de aynı şey. Yani onu bıraktığınızda doğaya kendi başına üreyip çoğalmaya başlıyor. Ama olan bir hayvan, özellikle eşek sütünün çok sağlıklı olduğu ifade ediliyor. Sütünden de yararlanması için bir proje yapılması mümkün olur mu? Mümkündür tabii ki. Yani şimdi bakın biz bunu çevre örgütlerinin bazılarıyla da görüşüyoruz. Nasıl ki köpekleri biz sahiplendiriyoruz. Yani başboş köpeği sahiplendirebiliyoruz. Eşekleri de sahiplendirebiliriz. Ama onların da belirli bir popülasyonda üremesi için gerekli tedbiri de almak zorundayız. Almazsak biliyorsunuz bölgede iki trafik kazası sonucu iki ölümümüz var. İki insanımızı kaybettik. Eşekler yüzünden. Yani bunların hepsi birer sorun. Yani şunu demek istiyorum, doğaya dokunmamak demek en doğru şey demek değildir. Doğaya doğru dokunup insanlarla birlikte, doğanın birlikte hayatını sürdürebilmesi en doğru olan bu. Konu karpuz olunca soracak çok fazla soru var ama çok da süremiz kısıtlı. Rumlarla Türklerin ortak yaşadığı bir bölge Karpaz, farklı bir yapısı da var. Kültürlerin zenginliği açısından da son derece renkli bir bölge. Bu konuda siz neler söylemek? Şimdi bakın sadece Rumlar değil, Rumlarla Türkler burada bir arada yaşıyor. Aynı zamanda Türkler biliyorsunuz Türkiye'den gelen soydaşlarımız ve burada olan soydaşlarımız var. Türkiye'nin de birçok bölgesinden gelen insanlarımız var. Bunların hepsinin kendine ait bir kültürel yapısı var. Şu an Dipkarpaz'da işte bu kültürlerin etkileşmesinden dolayı bir mozaik yapımız var. Yani bunun içinde Rumlar da var, Lazlar da var, doğudan gelen Kürt arkadaşlar da var. Kıbrıs'ın kendi yerlileri de var. Yani bu bir mozaiktir. Ve Dipkarpaz'da olabilmek önemli. Ben bunu her zaman söylüyorum. Biz Dipkarpaz'lıysak eğer bu mozaik yapının içerisinde hepsinin bir denge içerisinde olduğu bir tanesiyiz. Bu işin güzelliği burada zaten. Ve buradaki Rumlar öyle bir alıştılar ki buradaki Türklere, Türkler de onlara. Çok iyi komşular, çok iyi birliktelikleri var. Yani inanamayacağınız bir ortam var aslında burada. Yani öyle bir düşmanlık, hiçbir şey yok. Çok teşekkürler başkanım. Son olarak sizin eklemek istediğiniz neler var? Evet, yani şimdi her şey biraz daha zor gidiyor bu yıllarda. Türkiye'deki deprem arkasından işte ekonomik sıkıntılar derken ülkemizdeki insanlarımız da zor günlerden geçiyor. Hem ekonomik olarak hem psikolojik olarak. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani biz ülkemizin her karış toprağına sahip çıkabilmeliyiz.
doğru şeyleri, doğru adımları atarsak biz bu sıkıntıların üstesinden de hep birlikte gelebiliriz. Şimdi ben kendi belediyem açısından baktığımda iki belediyeyi birleştirdik. Erenköy Karpaz Belediyesi yaptık. Şimdi bu birleşmenin meyvelerini toplama zamanı geldi. Yani birleşme biraz sıkıntılı oldu. Niye oldu? Çünkü iki ayrı yapının tek bir yapıya dönüşmesiydi. Ha, bundan sonra önümüze bakacağız. İnşallah biz kendi bölgemiz adına sahip çıkacağız. Her şeyle, çevresiyle, doğasıyla, ekonomisiyle, dediğiniz gibi yatırımcısıyla. Ama biraz da devletten katkı istiyoruz. Özellikle turizm konusunda biz katkımızı bekliyoruz Turizm Bakanlığı'ndan. Çünkü çok değerli tesislerimiz var, çok değerli yerlerimiz var. Bunları insanların hizmetine sunabilmek lazım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ali Yaşar, kahve işletiyorum. Ali abi, Karpaz'da uzun süredir kahve işletiyorsun. Karpaz'da nasıl geçiyor bir gününüz? Valla işte gördüğünüz gibi boş, ne bileyim yani. Çok fazla aktivite yok herhalde. Evet. En fazla kahvelerde vakit geçiriyor mu vatandaşlar? Biraz öyle. Gençlerimizden çoğu kalmadı köyde. Başka yerde iş bulan gitti. Mağusa, Lefkoş'a kaçtı yani. Biraz öyle. Merkezi yerlere uzak diye iş imkanı da herhalde kısıtlı. Anlatma bize köyde yaşamı. Aynen öyle. Yani işte aslında uzak olduğu için, gitmek yeme sorun olduğu için giden orada yer kiralıyor, yer almak çalışıyor, kalıyor, gelmiyor. Yani öyle. Kahveleri de herhalde, kahvede geceleri özellikle. Evet, insanlar işte sıcak nedeniyle gelmiyor. Akşamları biraz daha kahvede zaman geçiriyor. Boş zamanlarını öyle değerlendiriyorlar. Şimdi çok fazla sosyal aktivite yok kahvelerde aslında. Bizim en lüks yaşantımız, lüksümüz kahve. Başka bir şey yok. Gidip oturma aile parkı yok. Bir, ne bileyim, çay bahçesi yok. Bir oturup bir bar yok. Çay kahve içme yeri yok. Ne bileyim, aile aktivite, sosyal hayatı yaşantı bizim kahve. Başka yok. Nelerin olmasını isterdiniz peki Karpaz'da? Valla ne bileyim, biraz başka yerlerdeki gibi biraz aktivite olması lazım isterdik ama imkanı olmadı yani. Olmadı, şimdi de olmadı. Bundan sonra da olacağını zannetmiyoruz. Zaten de tabii ki belediyemizin de kalk gittiği gibi köy daha biraz sakin, sessizleşti. İnsan kalmadı. Daha çok azalıştı. Yazın ama özellikle tatil yapmak için Karpaz'a inanılmaz bir ilgi olduğunu söylemiştiniz siz az önce. Evet tabii ki ama gelen denize gidiyor. Bizim buraya gelen yok yani. Gelen geliyor ama köy içinde çok yansımıyor. Kahve köye pek yansımıyor. Ancak marketlere falan yansırsa yansıyor. Yoksa kahve gibi yerlere yansımıyor. Adam gidiyor deniz kenarına, çadır atıyor veya bir şey yapıyor, eğlenip gidiyor. Peki köyde en çok neyin değişmesini istersiniz? Ne olursa köyünüz daha modern, daha güzel bir hal alır sizce? Elinize sihirli değnek olsa ilk neyi değiştirdiniz? Neyi yapmak isterdiniz? Vallahi hiçbir şu anda görüyorum yapmak istemiyorum. Yapamam da yani. Bilmiyorum. Yol sorunu mu, eşek sorunu mu? En çok tabii ki özellikle yol yani. Bu yolun çok kötü yolumuz. Bu yol mesela güzel bir şekilde bir yol, bir de yanında bisiklet yolu olması lazım. Genelde çoğu bisikletine geliyor buraya. Bir güzel bir yol olması lazım. Oraya giden, üç sefer giden bir araba bir daha artık tamir etmesi gerekiyor. Yani hakikaten yolumuz çok berbat. Köyde peki geçim kaynağı, en büyük geçim kaynağı nedir? Köyde en çok çiftçilik ve hayvancılık. Genelde köyümüzün yapabileceği bu. Bir de turizm var, ekoturizm var işte. Başka ne diyeyim artık? Rumlarla da aslında karışık yaşanan bir köy. Herhangi bir sorun yaşanmıyor herhalde. Yok, biz aynı komşuyuz. Hiçbir sıkıntımız yok o konuda. Komşuyuz yani, komşu olarak aynı idare ediyoruz birbirimizi. Kiliseyle cami de aslında yan yana. Ya olsun, herkes görevini yapıyor. Kiliseye giden kiliseye, camiye giden camiye gidiyor. Görevini yapıyor herkes. Yanında sıkıntımız yok Allah'a şükür. O konuda iyi anlaşıyoruz yani, komşuyuz. Birbirinin meclisine gidip geliyoruz. Aynı şekilde komşuluk devam ediyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Adınız, soyadınız? Adım Orhan Zengin. 1976 Göçmedim. Burada yaşıyoruz. Burada evlendik. Askerliğimizi burada yaptık. Çocuklarımızı burada evlendirdik. Yaşama devam ediyoruz. Peki Orhan abi, nasıl geçiyor Karpaz'da bir gün? Bize anlatır mısın? Karpaz bana göre bu şu durum yani. Karpaz belki de dünyanın en güzel bir köyüdür. Kesinlikle. Geçim kaynağı nedir? Köylünün neyle geçimini sağlıyor? Köylü burada hayvancılık, çiftçilik ve turizm. Turizmden bahsedelim peki. Özellikle son dönemde pansiyonculuk öne çıktı bölgede. Pansiyonculuk öne çıktı. Planlı, projeli, iyi pansiyonlar güzel iş yapıyor.
Ama plansız, rastgele ben daha pansiyon yapıyorum diğer arkadaşlar var. Onlar da iş yapamazlar. Onun için eğer burada kurulacaksa devlet de bize yardım etse bu insanlara, bu köye. Planlı bir şekilde güzel bir şeyler olsun ve burada ekmek yer bu insanlar. Peki sosyal hayat var mı? Sosyal aktiviteler neler var gençler için ya da? Gençlik burada kalmadı. Yetişen gençlik direkt ben Maos'a, Lefkoşa tarafından iş bulmaya çalışır. Burada yoktur. Burada kalanlar 45-50 yaştan üstü olanlar kalmıştır. Bunlar da kendi çapında da köy yerine bir şey yapmaya çalışırlar. Sosyal yaşamda bir öyle bir sosyal hayatımız yoktur. Öyle bir lüksümüz yok daha doğrusu. Kahveler herhalde. Kahvelerde işte okey oynamak, kağıt oynamak budur, başka bir şey yok. Benim ismim Kutbettin Erdoğan. Türk Barış Kuvvetleri mensubuyum. Kaç yıldır Karpaz'da yaşıyorsun? 74'ten beri aşağı yukarı Kıbrıs'tayız. 18 yaşında biz Kıbrıs'a ayak bastık. Nasıl geçiyor peki Karpaz'da bir günün? Hayat nasıl geçiyor burada? Vallahi hayat en çok zarar gören bayanlardır. Bayanlar bütünüyle eve sıkışmış. Bir politika yok, hepsi bir araya gelsin. Böyle bir yeşil park şudur budur, gelsin toplantı yapsın, orada yemeğini yesin. Yani birbirini tanısın. Daha çok insanlar bizim köyde olduğuna rağmen insanlar birbirini tanıyor. Yani bayanlar birbirini tanıyor, tanımıyor. Aslında çok güzel bir noktaya değiniz. Bak az önce de konuştuk diğer arkadaşlarla. Erkekler kahvede bir araya gelebiliyor. Sosyal aktivite sayılıyor bu ama kadınlar için yapılabilecek çok fazla Hiçbir şey yok. Ha, ikincisi de bu dip karpazın benim gördüğüm, ben demiyorum, iş adamları söylüyor. Turizmle uğraşan insanlar söylüyor. Burası turistik bir yerdir. Eğer burası devlet turizme ilan edilirse, burası turistik bir yer olarak ne gerekirse onu yaparsa, bura Girne'den geçer. Ve hayat bir bütünüyle kalkınır, ülke de kazanır. Bu en büyük coğrafyaya sahip olan toprak Dip Karpaz'dır. Mesela buruna giden bir yol, gidin bakın haline insan ağlar ya. Yabancı bir daha oraya gitti. Tabi kilise için ekseri gidiyor, onun şeysi yani manzarası müthiş bir yer. Ama yol yok. Yani yolların yapılmasını istiyorsunuz, özellikle kadınlar için sosyal aktivite. Peki gençlik durumu nedir bölgede? Nasıl? Gençlerin durumu nedir? Ya gençler hep aşağıya kayıyor. Uzman olamaz sağ olsun, birçok memur var. Yani herkes iş bulması için aşağıya gider. Merkez aşağı dediniz, merkez. Mesela birkaç kuruş parası olan insanlar gidiyor aşağıda ev alıyor, aşağıya taşınıyor. Aşağı dediğimiz yer merkezi yani yerler, bilmeyenler. Maos'a işte İskele, Lefkoşa'da bile var. Yerine bilmiyorum ama Lefkoşa'ya kadar var. Sağlık ve eğitim nasıl peki bölgede? Sağlık sıfır. Çünkü benim de kardeşim rahmet etti. Kalp kriziyle. Bir tane kalp krizi acil bir hasta olursa Maos'a yetişene kadar zaten ölür. Ciddi bir sorun. Bu kadar turist geliyor, turistik bir bölge. Bir hastane burada yaparsanız, yahu yapamazsınız bunu ya. Böyle bir şey olur mu ya? Nasıl bile, ya ülke, anlamadım, bura ayrı bir yer midir ya? Daha fazla ilgi istiyorsunuz. Özellikle hem sağlık hem... Rumlara baksın ya, Rumlar mesela devletleri gelip burada Rumlara müthiş bir yardım yapıyor. Ya bir öğretmen bir kişi evini döşemesi için, tamir etmesi için, evinin mobilya vesaire döşemesi için 20-25 bin euro veriyor. Devletleri veriyor. Her hafta, her ay maaşları gelir. Her ay 74'ten bu yana Birleşmiş Milletler aracıyla şey gelir. Rumlar destekleniyor. Peki Rumlarla ilişkiniz nasıl? Herhangi ya bir sorun Rumlar, yaşıyor musunuz? Biz herhangi onlara bir zarar vermediğini aslen olmaz. Olmamış. Ve Rumlarla biz idare ediyor. Onlar da bizi idare ediyor. Herhangi bir sorun mümkün değil. Olmuyor. Peki eşeklerle ilgili eşek sorunu halen daha devam ediyor. Ekinlere zarar veriyor. Bu merkepler zaten buranın insanında, özür dilerim bunu söylüyorum da, buranın insanında daha değerli. Bir tanesi yanlışlıkla yolda vurursa
zarar görürse, tespit edilirse kimdir? 12 sene cezası var benim bildiğim. Ama bu yolda birçok insan o eşeklerin yüzünde öldü, milletvekili dahi öldü. Kimse de çıt yok. Bu ne demektir ben anlayamadım. Köydeki yaşamı sizden duymak istedim. Şu anda gide gide sosyal hayat düşüyor. Daha aşağıya düşüyor. Bu hafta bayram, birkaç gün bayram. Maşallah insanlar geldi, buralara karabalık oldu. Para da bıraktılar. Bakkallar, makallar. Bayağı para kazandı yani. Geleceği turizm diyebiliriz bölgeye. Ama eğer onun yarısı her gün gelirse bu halk da memnun olur. Burada kalkınır yani. Herkes oradan geri dönüş yapar burada. Ama böyle giderse bu halk emekli insanlardan başka kimse kalmayacak burada. Eskiden beri bunun içindeyiz, biliyoruz yani. Ve birçok gencimiz işsiz ya, evde oturuyor. Ben çocukların bir tanesini işe koymadım. Koyamadım yani. Yak yakıyor, oy ver, şu kaç ver. Kaç çocuğum var abi? He? Kaç çocuğum var? İki tane kızım var. Allah bağışlasın. İnşallah onlar da en kısa sürede güzel bir işe girerler. Son olarak neler söylemek istersin buradan Karpaz'la ilgili? Biz var olduğunca baba olarak çocuklara aslen sorun yaşatmayız. Son olarak neler söylemek istersin Karpaz'la ilgili? Valla burası turistik bölgedir. Burası turizme kazandırması gerekir. Ve birincisi ben söylemedim. Burada imar sorunu var. Kesinlikle buranın imarı yapılması gerekir ya. Şu diyor bu ya, bu imar bu kadar zor mu ya? Emirnameden çıkıp imar planına dönüştürmesi. İmar yani emirname nedir yani? Emirname Allah'ın emri midir ya? 20 yıldır devam. Sen en değerli olan Cenab-ı Allah da diyor ki en değerli olan insandır. İnsandan başka bir değerli bir şey yoktur. Bu dualar hep Cenab-ı Allah bile İnsanlar için yaratmış. Yahu siz insanlara sizi seçiyorsunuz. Ne verdiniz bana bir anlatın. Emirname'nin kaldırılıp imar planına dönüştürülmesini mi istiyor ya bölge? Emirname zaten kalkması gerekir. Proje olduktan sonra emirname ne gerekir? Zaten emirname proje yapılması için emirname koyulmuş. Benim anladığım kadarıyla. Kaç senedir bilmiyorum, unuttum ama. Emirname getirmesi için, yalnız bir yapıya yapılmaması için imar yapılsın. Baba bu 50 sene oldu, ne imar var, emirname meşhur oldu. 20 yıldır devam eden bir... Meşhur oldu, büyüdü, büyüdü gitti yani. Ben Kerem Sönmez, Dip Karpaz'da yaşıyorum. Dip Karpaz Spor Kulübü Başkanıyım. Nasıl geçiyor peki Kerem Bey, Karpaz'da bir gün? Karpaz'da bir gün aslında yazın çok yoğun geçiyor. Yani köyümüze büyük bir yoğunluk oluyor. Bunun sıkıntılarını zaten köylü yaşıyor. Özellikle son dönemlerde yani belediyemizin de hani Erenköy'e bağlanmasıyla büyük bir moral bozukluğu yaşanıyor köylü tarafından, ama yoğunluğumuz mücadele edecek bir ekibimiz, yani herhangi bir muhtarlık, bir belediye altyapımız yok. Çünkü köyün nüfusu gerçekten 10 binlere çıktı yani bayramda özellikle tabii. Bunun sıkıntısını köylü çekti tabii, işte çevre kirliliği bilmem ne. Karpaz'da bir gün nasıl geçiyor? Karpaz'da bir gün 4 ay güzel geçiyor, 8 ay boş geçiyor. Biraz onu söyleyebilirim. Tabii biz kulüp çalışmalarımız var. Gençler için soracaktım aslında. Evet, çünkü siz gençlerle iç içesiniz. Gençlerin aktiviteyle uğraşabileceği, etkinlik yapabileceği çok fazla alan olmadığı ifade edildi. Siz neler söylersiniz? Futbol dışında herhangi bir aktiviteleri ya da vakit geçirecekleri alan var mı? Şimdi gençlerin en büyük şansı zaten kırsal kesimde Karpaz'da doğmuş olmalarıdır. Karpaz'da sokağa bile çıksan yeterlidir. Yani bugün şehir hayatında bizler de görüyoruz. Aileler çocuklarını apartman dairelerinden bile çıkaramıyor. Ama bizde zaten genç olmak büyük bir şansın yanında ekonomik olarak da büyük bir şanssızlık da olabilir. Ama Karpaz'da genç olmak şanstır zaten. Yani biz spor kulübü olarak aktivitelerimiz var. 12-14, 10-12 yaş grubu çalışmalarımız var. Haftanın iki günü onlara bu şansı veriyoruz. Saha bakımımızdan beraber gençlerimizi oraya çekmeye çalışıyoruz. Şu an zaten yaz sezonu, biz de amatörlükte olduğumuz için şu an köyde çok aktiviz yani. İşte A takımımız, U14 ligimiz başlıyor, ona müracaatımız var, ona katılacağız. Ama neticede yine de tabii hani bir şehirli gençten daha şanslı olduklarını düşünüyorum yani. Aslında güzel bir şey böyle düşünmeniz. Peki çocukların futbola ilgisi nasıl? Tabii şimdi
Karpaz'da gençlerin spora ilgisi büyük. Çünkü hemen hemen bölgenin yani en popüler alanıdır. Yani futbolun şu an sporda bir rakibi yok. Aktivite anlamında da şu an bir rakibi yok. Bizim yaz festivalleri yapılıyorduk Karpaz'da 6-7 gün. Özellikle köyümüzde konaklamakta olan bu ekoturizm otellerindeki insanlar için işte plajlarda işte bu heykel oyunları, işte sosyal aktiviteler, festivaller yapıyoruz. Bu sene biraz sönük geçti açıkçası. O hani bizde de o toplum olarak ülkemizin yaşadığı o moral bozukluğu bize de yansıdı gerçekten. Yani çok bizde hani bazı şeyleri böyle eğlenceleri, aktiviteleri çok böyle neşe içerisinde gerçekten uygulayamıyoruz. Onu biz de hissediyoruz. Yani bize de yansıyor. Neticede biz de insanız, o acıyı biz de hissediyoruz, biz de yaşıyoruz ama ben yine de Karpaz gençliğinin şehirli gençlerden daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Bunu da değerlendirmenin onların elinde olduğunu düşünüyorum. Aslında bu bakış açısıyla alakalı, hani velisiyseniz de şanslı olduğunu düşüneceksin. Çok fazla para harcayacakları yerde yok. Şimdi Karpaz'da kötü alışkanlıklardan çok olur. Böyle büyük bir ihtiyaç da yok. Yani dışarıdan gelmek tabii farklı bir şeydir ama içeride yaşamak farklı bir şeydir. Neticede ailenizden berabersiniz. Ekonomik bir sıkıntınız yok. Yani tabii ailelerin anlamında konuşmuyorum. Gençler anlamında konuşuyorum da. Yani bunu fırsata çevirebilirler artık bireyin elinde. Bizim mesela çocuklarımız evde durmuyor yani. Ben yani o konuda şikayetçi değilim ama büyük bölümün hani şehirlerde yaşantıyı bilmedikleri için ne kadar şanslı olduklarını kıyaslayamıyorlar bence. Bakış açısıyla da alakalı. Çoğu zaman kış döneminde örneğin mantar toplayıp yol kenarında satabiliyorlar. Ayreli toplayıp satabiliyorlar. Aslında ekonomik anlamda da çok da kısıtlı olduğunu düşünmeyenlerdensiniz anladığım kadarıyla. Hayır, ben ekonomi kısmına girmek istemiyorum. Ekonomiye girmedim zaten, dikkat edin. Karpaz'da genç olmanın doğuştan şans olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Ben de şehir hayatını bilen biri olduğum için yani Karpaz'da gerçekten genç olmak büyük bir şanstır. En azından bir bahçene çıkıyorsun, bir evine çıkıyorsun, bir sahana çıkıyorsun, yürüyerek deniz kenarına inebiliyorsun, plajın var. Yani bunlardan yararlanabiliyorsun. Bugün şehirli bir çocuğun, bir gencin bunlardan yararlanma şansı yok yani. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum bunu. Ben Berzan Erkan. Dip Karpaz'da yaşıyorum. Ne işle uğraşıyorsun Berzan? Ben erkek kuaförüyüm. Yani 15 yaşından beri bu işe uğraşıyorum. Peki çok fazla genç göremedik biz köyde. Bunun nedeni nedir? Çünkü iş imkanı olmadığı için köy yerinde. Yani insanlar, gençler hepsi şehir merkezlerine gidiyor. Orada yaşamını sürdürüyor. Yani çünkü nasıl söyleyeyim size? Sadece iş imkanı değil, gençler için yapılabilecek çok fazla aktivite de yok galiba. Yok, burada sosyal yani, yani burada hiçbir şekilde bir aktivite yok. Yani bir ne bileyim halı saha olsun, ne bileyim başka bir aktivite, hiçbir şey yok. Yani bir gençlik hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Yani bir kahve var, insanlar da genç yaşta, yani benim yaşıtlarım özellikle. Kahve, başka yapılacak hiçbir aktivite yok çünkü. Bu şekilde yani. Hayata dair iskele olarak bu hafta Dip Karpaz'daydık. Bölgedeki yaşantıyı ve sorunları sizler için aktarmaya çalıştık. Haftaya farklı konu ve konuklarla biz yine burada olacağız. Şimdilik hoşça kalın.